siyasi iktidarın başında öfke, denge, makullük, sağduyu gibi kavramlarda kontrolünü kaybettiği açıkça belli olan bir kişi bulunmaktadır. Bu kişinin artık yönetme yeteneğini yitirdiği yaşadığımız her olayda net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Recep Erdoğan'ın benzer sosyal olaylarda eleştiri ve tepkiler oluştuğunda karşısındakine açıkça sövmekle başlayan eylemleri, daha sonra Danıştay'daki tören sırasında söz kesme ve tahammülsüzlük gösterileriyle devam etmiş, Soma'da ise zirve yapmış, yumruk atmaya varacak kadar fiziki darbe yapacak boyuta ulaşmıştır. Bu açık bir küstahlık örneğidir. Bu şekilde korku salarak, tehdit ederek, hakaret ederek sorumluluklarını unutturmak isteyebilir. Canı yanan, içi kan ağlayan, yakınlarını yerin kaç metre altında canlı mı cansız mı kaldığına üzülen, çaresiz insanlara karşı kendisinin ve yanındaki bazı magandaların tavırları, attıkları yumruklar, savurdukları tekmeler en hafif deyimiyle ağır bir suçluluk ifadesidir. Küstahlık ve zorbalık artık fiiliyata dökülmüş durumdadır. Bütün bir milletin önünde aciz ve suçlu bir despotun denetiminden çıkmış görüntüleri milletin acısını daha da taşınamaz hale ne yazık ki getirmiştir. Madem bu işin fıtratında sana göre bunlar var, peki senin sorumlu olduğun yöneticilik makamında, başbakanlık makamında bu noktanın görev ve sorumlulukları fıtratında bilimsel gerçekler yok mu kardeşim? Al takke ver külah yaptığın ihalesiz özelleştirmelerin, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili evrensel kuralların göz ardı edilmesinin, taşeronlaştırma ve göstermelik sarı sendika teslimiyetçiliğinin, bu düzenin bozulmaması için polis şiddetiyle oluşturduğun korku devletinin ve taraflı olmaya zorladığın yargı kurumunun, sonuç olarak söylüyorum, ortaya çıkan AKP faşizminin tüm yönleriyle sorumluluklarının payı yok mu kardeşim? Senin fıtratında bunlara yer yok mu? Ne utanmaz adamsın sen? Acılı insanların önüne çıkıp kaba kuvvet kullanacaksın, tehdit edeceksin, hakaret edeceksin, döveceksin, dövdürteceksin. İzmir'de 13 yaşındaki çocuğu korkudan gözaltına aldıracaksın. Yatacak yerin yok senin, yatacak yerin. Sen herkesi korkutacaksın, herkese üst perdeden ayar vermeye çalışacaksın. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Milletin başına bela olmaya mı geldin? Hiç güvenme. Bugün oluşturduğun o medya havuzundaki vicdanı körleşmiş yandaş papağanlarınla istediğin algıyı oluşturmaya çalışırsan çalış. Sorumluluktan uzaklaşamazsın. Affedilmez hataları kader diye, fıtratta bunlar var diye örtemezsin. Eli kanlı olan temel sorumlu AKP'nin uygulamaları ve ona yön veren başındaki diktatördür. Bu milletin başına musallat olan küfürleriniz, yumruklarınız, tekmelerinizle beraber sonuçta hepiniz defolup gideceksiniz. Bütün diktatörlerin sonu gibi sen de acı çektirdiğin halkına hesabını vereceksin.